Türkiye'nin en büyük mobil taşınabilir power station'ı. Bu cihaz üzerinde 14.592 watt saat lityum demir fosfat batarya, 11 kW hibrit inverter ve 11 kW 150 amperlik MPPT solar şarj cihazı, yine 8 kW'la şebekeden hızlı şarj edebileceğimiz 150 amperlik içinde şarj modülü bulunmakta. Bu cihazımızla evimizdeki bütün cihazları çalıştırabilir, UPS özelliğini kullanarak kesintisiz güç kaynağı gibi kullanabiliriz. Yüksek akım çeken cihazlarda bile 20 milisaniyenin altında geçiş yaparak elektrik kesintilerini kesinlikle hissetmeyiz. Şu anda Tesla aracımızı şarj etmekte ve 7 kW'la şarj ediyor. Telefonumuza yükleyeceğimiz mobil uygulama sayesinde dünyanın her yerinden internet ağı olan bağlantısıyla kontrol edebiliyoruz. Şu anda 7.383 kW'lık bir tüketim var. Burada da 7.380'i görmekteyiz arkadaşlar. Anlık olarak verileri görüyoruz. Dünyanın her yerinden yine bu cihazı parametrelerini yine kontrol ederek ayarlama işlemi yapabiliyoruz arkadaşlar. Mobil taşınabilir olduğu için istediğimiz her yere götürebiliyoruz. Ağırlığı 120 kg. Diğer modelden 20 kg daha ağır. Çünkü batarya kapasitesi 50 amper daha yükseltildi. Böylelikle şu an için taşınabilir mobil en büyük bataryalı cihazı üretmiş durumdayız. Cihaz üzerine 3x32 ampere destekleyecek böyle dişli priz konumlandırdık. Hem elektrikli arabamız şarj edebilir, hem de evimizde yüksek akımlarda ürün kullanacağımız zaman bu prizi kullanabiliriz. Normalde 16 ampere destekleyen prizlerimiz burada yine mevcut. Cihazımız 230 volt 32 ampere destekleyen priz, 230 volt 16 ampere destekleyen prizimiz burada arkadaşlar. Yine inverter üzerinden 11 kW'ya destekleyen 3x6 mm'lik bir kabloyla yine evimize 11 kW'a kadar elektrik çekmemizi olanak sağlayabilen bir cihaz haline getirdik. Yine şebekeden şarj etmemiz için şöyle 3x32 mm'yi destekleyen bir priz daha konumlandırdık. Yine bunun karşılığıyla gönderiyoruz. Evimizde 8 kW'la bu cihazı bataryasını şarj etme imkanımız böylelikle sağlanmış oluyor. Şu anda gördüğünüz gibi Tesla aracımızı şarj ediyoruz. Araç üzerinden de gördüğünüz gibi 7 kW'la şarj ettiğimiz gözükmekte. 2 saat 35 dakika içinde de arabamız %74'te %100 şarj edebileceğini gösteriyor. Yani elektrikli arabamızda bu şekilde şarj edebiliyoruz. Yani tepeye koyacağımız 18 veya 16 adet güneş paneliyle hem elektrikli arabamızı şarj edip hem de evimizdeki elektronik aletlerini rahatlıkla çalıştırabilirsiniz. Yaklaşık 18 tane 600 wattlık panelle 10.8 kW'lık bir üretim yapabilirsiniz saatte. Kayıplarla beraber bunu 10 kW olarak düşünürsek günlük de 8 saat güneş alıyorsa bulunduğunuz yer 80 kW'a kadar günlük elektrik üretimi yapabilirsiniz. Bir ev için ortalama 15 kW'lık enerji yeterli oluyor. Kalan enerjiyi de aracımıza aktararak böylelikle hem elektrikli arabamızı bedavaya şarj etmiş olur, hem de evimizde elektriğini yine bedavaya kullanmış olursunuz. Büyük kapasiteli bataryalı bu şekilde taşınabilir güç kaynaklarına ihtiyacınız varsa videomun açıklama kısmında iletişim adreslerim mevcut. İletişim adreslerimden bana ulaşabilir, sipariş oluşturabilirsiniz. Bu ürünlerin fiyatları WhatsApp linkimizde, WhatsApp katalog bölümündeki bütün ürünlerin listesi yine mevcut. Oradan yine fiyatları görebilir, özelliklerine bakabilir, yine oradan sipariş oluşturabilirsiniz.